Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. 184. sayfaya söz basıma göre Sözler Risalesi'nin 184. sayfasına kadar geldim. Dilim de dönmüyor efendim. 184-185 bugün okumayı planladığımız iki sayfa. Bu sayfaların tefekkürünü elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Ama ondan önce 11. sözün bir başına dönelim. Baştaki ayetleri mutlaka bir hatırlayalım ve bu sözün yazılış amacının ne olduğunu ifade eden ilk paragrafı şöyle bir kafamızdan, dilimizden bir geçirelim bakalım. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve'l-duhâha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha ve'l-leyli izâ yaghşâha ve'ş-semâi vemâ benâha والارض وما تحاها والنفس وما سواها الى اخر. Bu ayetler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Kısa bir mealleri şu şekilde verilmiş. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Görüldüğü gibi bu ayetler, hep tekrar ediyoruz, daha meal düzeyinde bile muhatap olduğumuzda bize şunu hatırlatıyor. Büyük alemin bir düzeni var, iç içe, bir gül goncası gibi sarılı yaprakları, intizam intizam içinde, sistem sistem içinde, en makro daireden en mikro daireye, en külli daireden en cüz'i daireye, evrenin, galaksilerinin geniş makamından ta atom altı düzene kadar Cenab-ı Hak intizamlar içinde sarmış alemi iç içe. Ve bu intizamların her birisi diğerinin üstünde duruyor. Yani hem onun üstünde duruyor hem o onun üzerinde duruyor gibi. Hepsi birbirine sarılmış. Biz nasıl atom düzeninin üzerinde duruyorsak, atom da evrenin başlangıcının tabiteleri üzerinde duruyor mesela. Veya evrenin en geniş dairesindeki düzen aslında atom altı düzeni de ayakta tutan bir varoluş içeriyor. Cenab-ı Hak bunu bize bu ayetler ve buna benzer Kur'an'daki diğer ayetlerle hissettirmeye, düşündürmeye, o sarmal yapıyı fark etmeye Cenab-ı Hak bizi yönlendiriyor, görmemizi emrediyor, teşvik ediyor diyebiliriz. Yani hakkında düşünmemizi istiyor. Bu düzenin nasıl nice bir düzen olduğunu düşünmemizi istiyor. Bir de en sonunda sözü insana getirerek küçük dairedeki insanın o bütünlüğün, evren bütünlüğü içinde kendisini ayrı bir bütünlük olarak tanımlayabilen hayatın ve onun içinde de insanın kendisindeki düzenle evrenin düzeni arasındaki bağları görmesini istiyor. Çünkü insanoğlunun dalaleti de, sapkınlığı da, arızası da kendisini, Üstad bir yerde bunu söylüyor, kanunlardan hariç addetmesinden çıkıyor. Biz ne zaman ki kendimizi alem dışı bir şey olarak görürsek, alem hakkında çok rahat, çok yanlış, çok arızalı hükümler beyan etmeye başlıyoruz. Hani bilimselliğin arızalarından birisi olarak bu çok zikredilir. İsmet Özel de bir kitabında bu konuya çok dikkat çekiyordu ama kitabın ismi aklıma gelmedi şimdi. Genel olarak başka kitaplarda da rastladığımız bir şey. Bilim adamı kendisinin düzenin bir parçası olduğuna, etkileyen olduğu kadar etkilenen de olduğuna uyanmazsa alemdeki hakkındaki hükümlerinin mutlak hükümler olduğunu düşünebiliyor. Halbuki sen alemin parçasısın. Belki senin görüşünde yönlendiriliyor. Belki senin görüşünde sınırlarla kayıtlandırılıyor. Belki senin görüşünde, belkisi fazla bu belkileri ihtimal diye kullanmıyorum arkadaşlar. Yani
sen de bu düzenin içinde bir düzensin ve düzenin varlığı diğer düzenlere bağlı. O düzenin içindeki düzenliliğin seni o düzenin üstüne çıkarmıyor sırf bununla. Cenab-ı Hakk'ın vahyine kulak verirsen evet bir inkişafın oluyor ama onun dışında sen de bir düzenin parçasısın. Senin okumaların da arızalara müsait. Çünkü o düzen seni kayıtlıyor. Etrafında bir çeper örüyor, bir algı alanı örüyor. Bir ideolojik şekillenme sahibisin sen de yaşarken daha çevrenle, minimum aile çevrenle, maksimum toplumsal hayatında bir çevre sahibi oluyorsun. Ve bu çevre de seni şekillendiriyor. Senin görüşün bunlarla etkilenmiş durumda. Senin görüşün mutlak değil. Mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın görüşü. Alemi yaratan, alemler Rabbi olan Allah'ın görüşü. Her neyse oraya gitmeyelim şimdi. Ayet-i Kerime bize kendi düzenimizi alemin düzeniyle birlikte ele almayı öğütlüyor. Burada hem insanın düzenine kıymet verme açısından bir atıf var. Bak, güneş aydınlığı, gece, gündüz, yeryüzü, gökyüzü. Bunların yanına bir de insan anılıyor. Cenab-ı Hakk'ın ne kadar kıymet verdiğini de anlayın insana. Hem de o iki düzen arasındaki intibakı çözmemiz gerektiği bize emir ediliyor. Böyle anlamak lazım. Kur'an'da geçtiğine göre bu bir emir. Devam edelim. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını, bu alem niçin, nasıl bir amaçla, niye, neden bu şekilde gibi soruları çoğaltabiliriz. Yaratıldı diye soruyorsan, böyle bir derdin varsa, bunu merak ediyorsan, işte onun tılsımı, onu açacak, onun sırrını çözecek şey, hikmet-i alemin tılsımını ve hılkat-i insanın muammasını. Evet, alem yaratılmış, rakamlara sığmayan mesafeler içinde galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Yani evren giderek genişliyor aslında. Bilim adamları bugün öyle diyorlar, yarın başka bir şey derler mi bilmiyoruz ama bugün öyle söylüyorlar. Şimdi bu hal içinde bir de küçüğün artık o küçüğü uzatabildiğiniz kadar uzatın, bir canlı var insan diye. Bu insan alemin her şeyini merak ediyor. Yani sanki alemin anlam bilgisi insan üzerinden alemle tekrar düğümleniyor. Michio Kaku'nun kitabındaki o cümleye atıf yaparsak, paralel dünyalardaki insanoğlu atomların atomu anlama yolu. Alemin alemi anlama yolu insan. Alemdeki varlıklardan yaratılmış. Sadece bu şehadet aleminde değil, belki gayb alemindeki alemlerden de bizde şeyler var, malzemeler var. Mesela ruhumuz, mesela latifelerimiz, çok şeyimiz başka başka alemlerden gelmiş. Ve biz bu alem içinde alemi anlamaya çalışan alemiz. Alem kendisini bizim üzerimizden anlıyor. Nasıl ki insan kendi bedenini işte la teşbih, zekası üzerinden, aklı üzerinden okumaya çalışıyor. Kendi bedenini kendisi anlamaya çalışıyor. Sanki bir ötekiymiş gibi. Alem de kendisini insan üzerinden alıyor. Biz bu alemin aklı gibiyiz. Duyguları gibiyiz, kalbi gibiyiz. Cismimize bakmayalım. Cisim doğru şeyi söylemez her zaman. Mesela insanın kuvve-i hafızası, hafızaya ait bölüm, beyinde belki şu kadarcık bir yer. Ama hafızanın hayatımızda tuttuğu yere baktığımız zaman kocaman oluyor. Veya işte hayal gücümüzle ilgili diyelim, beynin sorumlu olan alanı şu kadarı ama yönetimine baktığımız zaman çok etkili. Öyle de bizim cismaniyetimiz alemde küçük olabilir. Ancak bu bir mikroçip gibi, büyük cihazların içindeki o komplike parçalar vardır. Bunlar işte bizim gibi ülkeler üretemiyor mesela şu an hala. İşte Amerika'dan şuradan buradan alınıyor bunlar. O teknolojiye ulaşamadık henüz. İnşallah ulaşırız. Mesela öyle parçalar var ki onu koyduğun zaman ancak alet çalışıyor. Ama alet kocaman, o şu kadarcık. Fakat onundaki o karışıklık, karmaşıklık, giriftlik zaten o düğümün çözücüsü. İnsanoğlu da cisminin küçüklüğüne aldanmamalı. Çünkü bu cisim küçüklüğü maddede bir anlam ifade ediyor. Madde dışı görevlerimizde bir anlam ifade etmiyor. Varlığı anlamak da, varlığı tefekkür etmek de, Allah'ı tesbih etmek de, Allah'a varlığın tahiyyelerini sunmak da, hediyelerini, amacını, anlamını anlayıp Cenab-ı Hakk'a sunmak da, bunlar da bizim cismimizle ilgili şeyler değil, fonksiyonumuzla ilgili şeyler. Biz de elbette mümkündür ki ve lazımdır ki o cihazdaki mikroçip gibi olalım, la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak alemde bizi öyle küçük yaratmış ama öyle bir fonksiyonumuz var ki
Bizim o fonksiyonumuz da alemin anlam bütünlüğü tamamlanıyor. Alem kendisini bizimle anlıyor. Başlangıçtaki anlam idrake dönüşüyor. Anlam insan üzerinden idrake dönüşüyor. Anlam insan üzerinden idrake dönüşüyor. Anlam zaten var ama insan üzerinden o idrake dönüşmüş oluyor. Diyelim işte ilk hadi insanın muamması da böyle bir şey. Ya bu insan niye var bu kadar küçük, bu kadar büyük mevzularla ilgileniyor? Derdi ne arkadaş bu insanın? Niye bu şekilde yaratıldı bu insan diye sorarsak, insanın anlamını sorgular hale gelirsek, arkadaşlar üzerinize afiyet, biraz grip olmuşum. Ağır bir şey yok mu? Burnum akıyor. Bu derste sizi biraz rahatsız edeceğim. Cenab-ı Hak cümlemize şifa versin. Şekva olmasın. Peki hala. Hikmet-i alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-i salatın rumuzunu. Hadi bakalım. Hakikat-i salat yani namazın hakikatinin işaretlerini bir parça fehmetmek, anlamak istersen nefsinle beraber şu temsili hikayeciye bak. En baştaki dersten itibaren söylüyoruz. Alem Adem'e namazından bağlanıyor. Alem Adem'e namazından bağlanıyor. Ya da tam tersi. Adem aleme namazından bağlanıyor. İnşallah doğru kurmuşumdur cümleyi. Yani her iki şekilde de o bağlanma, o işte anlamın idrake dönüşmesi namaz üzerinden oluyor. Namaz orada kilit bir öneme sahip. Çünkü biz kendi halimize bırakıldığımızda, o şifre tılsım bize verilmediğinde bu bağlantıyı okuyabilmemiz pek mümkün değil. Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin başka bir eserinde söylediği bir şey, kendisi ibadeti terk eden kainatın da ibadetlerini anlayamıyor. Kendisi tesbihatı terk eden kainatın da tesbihatını anlayamıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü dünyamız onunla karışık değil. İnsanın dünyasında ne varsa aleme okuyuşuna da o yansıyor değil mi? Mesela bir marangoz, marangozluk mesleği gereğince ne biliyorsa, ne yaşıyorsa gündelik hayatında topluma bakışını da o etkiliyor. Veya işte bir fizikçi veya bir kimyacı veya bir edebiyatçı. Onların görüşleri, bakışları, okuyuşları mesleklerinle, hayatlarına kattıkları şeyle, hayatlarını meşgul ettikleri şeyle şekilleniyor, etkileniyor. Başta dedik ya, içinde var olduğumuz şey bize bir okuma şekli veriyor. Oradan etkileniyoruz. Elbette buna bizim de irademizde katkılarımız var. Çünkü sorumluyuz. İrademizin varlığı sorumluluğumuzdan belli. Eğer irademiz olmasaydı Cenab-ı Hak bizi sorumlu tutmazdı. Böyle bir sorumluluk adaletsizlik olurdu. İnsan yaptıklarını kendisi seçemiyorsa o zaman sorumlu tutulması da yanlış olurdu. Fakat demek sorumlu tutuluyoruz. Sorumlu tutuluyorsak irade sahibiyiz. Bu arada lambayı da açmamışım bari açayım. Dersin yarısından sonra bile olsa bir aydınlanma olsun gözlerinizde. Pekala, buraya kadar anladık. Bu söz bize bunu yapacak. Alemin tılsımı ile insanın muammasını hakikati salat üzerinden bağlayacak. Şimdi dönüyoruz asıl okuyacağımız yere. Girizgahı uzun tutuyoruz hep. Biraz zamandan çalıyoruz. Yine bakıyorum. Evet 13 dakika yemişim. Halbuki çok vaktimiz de yok. Niye böyle yapıyorum bilmiyorum. Devam edelim. Bu iki sayfayı okuyalım. Ondan sonra ince tefekkür etmeyi deneyelim. Bismillah. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir aczle rükâ gidip mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Kimler? Sözün başında bir temsil var. Temsilden sonra hakikat bahsine geçiyoruz. O temsilde ne anlatılıyor? İki fırka var. Birisi yanlış yolda, birisi doğru yolda. Özet geçiyorum. O doğru yoldakilerin yaptığı işleri anlıyoruz biz burada. Namazın bizde yaptıkları ya da namazla başlayan kulluk yolculuğunun insandaki etkileri burada anlatılıyor. Epey bir kısmını konuştuk. Buradan devam ediyoruz. Yani bu dersin bu kısmı başlangıcı değil, öncesi de var eğer bu dersi izlemeye başlamışsanız. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir aczle rükâ gidip mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o gani-i mutlakın servetinin çokluğunu
ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakr ve hacetlerini izhar edip, dua edip, istemekle mukabele edip ve İyyâke nesta'in dediler. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı en'amda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barekallah deyip müşahede etmek, amenna deyip şehadet etmek, geliniz bakınız hayran olarak hayyal el felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Namazdan ezana geldik. Hem o Sultan-ı Ezel ve Ebed, kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semi'na ve ta'na diyerek itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı. Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde aclerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi gunagun ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümnü iman ile emnü emanet ile mücehhez, emin bir halifeyi arz oldular. Ve şu meydanı tecrübe ve şu destgahı imtihandan sonra onların Rabb-i Kerim'i onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darüsselam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede, bu bir hadis-i şeriften iktibas biliyorsunuz, İslamiyetlerini ücret olarak Darüsselam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki, hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede, hatta kaynağı da verilmiş burada, hadis olarak da var. Ayetlerden de işaretleri anılmış. Secde suresinde 17. ayette işaret ediliyormuş. Zuhruf suresi, Buhari, Bedül, Hak 8 falan diye geçiyor burada dipnotta. Fazla kaçırmayayım dipnotu. Parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. Bak çok güzel bir cümle. Sihir gibi ya. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin. Amin diyor. Bundan sonra füccar kısmına geçiyor. Yani kötü yola giden kısma geçiyor. Onların hakikat bahsinde düştükleri yeri anlatacak. Oraya geçmeyelim. 185. sayfanın son paragrafına bir daha giderse bırakalım. Dönelim şimdi bahsimizin başına. Burada ince ince bize neler neler söylendi. Ona dikkat etmeye başlayalım. Sonra diyor, şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip, tazim içinde bir acle rükûa gidip, mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Bakınız burada okuduğumuz metinde namazı daha sonraya koydu. Hatta en sona koydu namazı. Fakat baştan beri de namazın parçalarını anlatıyor. Şöyle bir şey hissetsek acaba yanlış mı olur? Biz daha Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki etkilerini ve onun varlığını fark ettiğimiz anda onun saygıyla öyle halet-i ruhiyeler yaşıyor, öyle kelimeler terennüm ediyor, öyle tefekkürlerde bulunuyor, öyle hareketlerde bulunuyoruz ki bunlar zaten namazın parçaları. Yani Bediüzzaman Hazretleri hayatın içinde olması gereken şeyler olarak bunları zikrettikten sonra
Zaten sen bunları olması gereken şeyler olarak hissediyorsun içinde. Yani Allah'ın varlığını fark ettiğin zaman, onun üzerindeki nimetini fark ettiğin zaman, ona borcunu hissettiğin zaman, ona karşı aczini hissettiğin zaman zaten bir şeyler yapma ihtiyacı içinde bir teşekkür etme, bir tezellül gösterme, bir ne bileyim yardım isteme gibi haletler gösteriyorsun. Bunlar o durumun, o fark edişin, o uyanışın zorunluluğu olarak, sendeki zorunlu bir etkisi olarak meydana geliyor. İşte namaz da bu diyor. Hani zaten olanı namazla topyekün, tas tamam, sistemli bir şekilde Allah'a sunmuş oluyorsun. Namaz arkadan da bizi toparlıyor. Nasıl ki önde başlangıcımız oluyor namaz, okumalarımızı geliştiriyor, başlatıyor. Yani namaz kılmakla alemin ilgisine, insanın varlığıyla katılmış oluyoruz. Şeriatı kevniyeye, şeriatı kelamiye ile ondaki ibadetlerle katılmış oluyoruz. Ama ahirette de namaz bizi yine toparlıyor. O duanıklığımızı alıp bütün bu yaptıklarınız zaten benim içimde mündemiştir diyor. Topluyor namaz. Sanki öyle bir şey de hissediliyor. Burada tekrar ahirde anılmasından. Tekrar ilk paragrafa dönüyorum. Yani bugünkü ilk paragrafımıza. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde. Hep değişiyor değil mi her şey? Yani burada acaba denilecek bir şey yok. Mevcudat değişim üzerine yaratılmış. Bu da sınırlının sonsuza aynı olmasının kaçınılmaz bir sonucu. Biz sınırlıyız ama yansıtmaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız, üzerimizde tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı sıfatları sonsuz. Sınırlı sonsuzu nasıl kaldırabilir? Sınırlı sonsuzu ancak değişerek, o da bir nebze, bir parça, yine yetmez ama kaldırmaya çalışabilir. Söz gelimi bir okyanusu bir tasla boşaltmak istediğinizde başka bir yere, o tası sürekli doldurup tekrar boşaltırsınız değil mi? Bir değişim olur o tasın içindeki mevcudatta ve o sayede o okyanus başka bir yere aktarılabilir. Eğer tasta hiçbir değişim olmasa oradan alabileceği tek şey bir tas su. Doldurup boşaltmakla zenginleşiyor. La teşbih ve la temsil. Kainat da o değişimi içinde, dönüşümü içinde, farklılaşması içinde Cenab-ı Hakk'ın çok sayıda, sınırsız, sonsuz Esma-ül Hüsna'sının sıfat-ı ilahiyesinin, şuunat-ı zatiyesinin tecellilerine mazhar oluyor. Bu sınırlılıkla bu sonsuzluk ancak değişerek kaldırılabiliyor. Bu sınırlılıkla bu sonsuzluk ancak değişerek kaldırılabiliyor. O da işte bir nebze. Yine bir nebze. Yine tamamı değil. Çünkü o sonsuz, bu sınırlı. Mümkün değil tamam olması. Ama neyle mümkün? O da şurada gelecek. Sonda bir cümle. Mümkün derken tam değil ama bir nebze kapısını açması diyelim, öyle tarif edelim. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. Okyanus sonsuzsa tas da sonsuza dek doldurup boşaltacak. Böyle anlayın. Okyanus sonsuzsa tas da sonsuza dek doldurup boşaltacak. Görevi öyle devam edecek diye bir cümle var burada. Şimdi geri döndük. Şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde. Evet, mevcudat ayna ve sürekli değişiyor. Cenab-ı Hakk'ın burada söylediği cemalini yansıtıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini kendimizdeki türlü türlü güzelliklerle bir nebze, gölgesinin gölgesinin gölgesi olarak yansıtıyoruz. Haber veriyoruz ancak. Yani onun sonsuzluğuna bir ufacık gönderme bizim varlığımız. Bizimle beraber her şeyin varlığı. Ondaki güzellik ve celal. Celal ile cemal arasında ne denir? Celal, korkutucu güzellik. Cemalin haşmetli hali, artık insanın belli bir noktada idrak etmekte, kuşatmakta, o sınırlara yaslandığı yerde, işte kendisindeki sınırlara kuşatmakta zorlandığı, anlamakta zorlandığı yerde celal başlıyor. Ve biz onu ne kadar güzel de olsa haşmetle, korkuyla beraber anlıyoruz. Nevi de celaldir, fert de cemaldir, pardon, nevi de celaldir, evet, nevi de, tür de celaldir, fert de cemaldir diyor Bediüzzaman Hazretleri bir yerde. O celali hadiselerinde içine baksak, belki küçük küçük çok cemali şeyler göreceğiz. Zaman zaman da görüyoruz. Cenab-ı Hak bir musibet veriyor ama o musibet sayesinde kim bilir neler yeşertiyor. Ya da o hikmetin eda olmasıyla varlığın düzeni nasıl sağlanıyor?
Biz deprem diyoruz değil mi? Deprem korkutucu geliyor. Ne kadar kötü bir şey gibi geliyor. Veya fırtına veya sel. Ama dünyanın düzeninin devamında onların da bir yeri var. O hikmet eda olduğu zaman varlık varlığını sürdürüyor. Küçük küçük cemallerin haşmetli hale gelmesi belki de onlar. İşte orada biz okumamızı düzeltmemiz lazım. Onlardan korkmamamız için. Cemal ve celal ve kemal. Cemal ile celalin birleşmesinden kemal gözüküyor. Bu nasıl oluyor? Bu işte az önceki bahsettiğimiz tefekkürle celalin içindeki cemalin içindeki celali gördüğünüz zaman oluyor. Bir çiçek, tek başına bir gelincik ne kadar güzel bir şey. Bir gelincik tarlasını bir yamacı sarmış halde gördüğünüz zaman ne kadar haşmetli, celali bir şey. Ama o celalin içinde cemal var. O cemalin içine girdiğiniz zaman da Cenab-ı Hakk'ın ilminin, iradesinin, kudretin ne tecellileri var. Atomun içine girdiğiniz zaman onda celal var. Halbuki cismi gözle görünmüyor, o kadar küçük ama celal var, orada da var. Cemalin içinde celali gördüğünüzde kemal oluyor. Cemalin içinde celali gördüğünüzde kemal oluyor. Celalin içinde cemali gördüğünüzde de kemal oluyor. Yani o işin kemaline varmış oluyorsunuz. Tam idrakine erişmiş oluyorsunuz. Renkler, o zahiri nüanslar ayrılmış oluyor, aradan çıkmış oluyor. Ve kibriya, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü, kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir azle rükâ gidip. Demek bizim aczimiz neyin karşılığı? Tazim içinde bir acz hissediyoruz, değil mi? Acz niye verilmiş bize? Acz niye verilmiş bize? Aciz niye verilmiş bize sorusunun ilk cevabı, çünkü biz Allah değiliz. Çok net bir cevap. Haşa sümaşa. Aciz niye verilmiştir bize sorusunun cevabı, çünkü biz Allah değiliz. Allah olmayan şey elbette Allah'lığın şanı olan şeylerden hariçtedir. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değildir, her şeye ona muhtaçtır. Sen orada değilsin. Neredesin? Sana hiçbir şeye muhtaç değil, sen her şeye muhtaçsın. Sen de buradasın. Yani her şeye muhtaçsın dersen, her şeyin sahibi olan Allah'a muhtaçsın yani. Yine varlıktaki anlamın Cenab-ı Hakk'ın sana biçtiği anlama bakıyor. Burada bizim aynadarlığımız, Bediüzzaman Hazretleri üç tip aynadarlıktan bahsediyor. Burada zıtlık demeyelim, zıtlık Cenab-ı Hakk'ın zıttı demeyelim de, o anlamda düşünülmesin ama, onda olmayanlar olarak. Yani Cenab-ı Hak'ta aciz yoktur. Cenab-ı Hak yarattığında acize düşmez. Biz düşeriz, mahlukuz. Mahlukiyetimizin gereği orada, yapısı, mahiyeti orada ortaya çıkıyor. Biz aciziz, çünkü arziyiz. Elimizde şöyle böyle olan her şey aslında bize bağış. Cenab-ı Hak emaneten bize vermiş. Bundan dolayı da onu kimi zaman bulamıyoruz. İşte ben şimdi grip oldum. Bak, sağlıklıydım, grip oldum. Kendim şifamı yaratabiliyor muyum? Haşa. Cenab-ı Hak ne kadar bu menfi ibadette beni tutmak isterse tutar. Şifa vermek isterse hemen şu saatte şifa verir. Bak, ne yaratanı benim, ne yok edeni benim. Böyle olduğu zaman ne ortaya çıkıyor? Yaratanı ben değilim. Eğer yaratanı ben olsaydım onu da acize düşmezdi. Acize düşmemiz bizim fiillerimizin, eylemlerimizin, bizim üzerimizden yaratılanların asıl yaratıcısının biz olmadığımızı gösteriyor. Yoksa acize düşmezdik. La teşbih ve la temsil. Mesela işte bir araba fabrikasının sahibini düşünün, bir de o arabayı emaneten almış birisini düşünün. O emaneten alan adam o arabanın düştüğü müşküllerde pek çok acz yaşar. Benzini biter bir müşkül, lastiği patlar bir müşkül, motoru bozulur bir müşkül, aküsüne bir şey olur bir müşkül, işte vitesi bozulur bir müşkül vesaire. Arabalar hangi tarz ne çok arıza yaşıyorlarsa düşünün hepsini. Ama fabrikanın sahibi nispeten o arızalara, şey, o acizlere düşmez. Neden? Fabrikası onda hangi parçada aciz olsa hemen üretir, yerine koyar. Yani eksiklik olsa hemen üretir, yerine koyar. Üreticisi odur. Ama mesela biraz daha geriye gidelim. O arabanın ham maddesi olan şeylerden hangisini o fabrika yaratıyor? Demiri onlar mı yaratıyor? Plastiği onlar mı yaratıyor? Benzin onlar mı yaratıyor? Haşa. Daha geriye gittiğimizde aslında hepsinin yaratıcısının Allah olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü acize düşüyoruz. Bir yerde mutlaka acizleşiyoruz.
Bu acizliğimiz de asıl sahibin biz olmadığımızı gösteriyor. Demek ki biz acizimizle, o gölgemizle, karanlığımızla, bizde olmayanlarla, eksikliğimizle, noksanlığımızla Cenab-ı Hakk'a cemali, celali, kemali ve kibriyası yönüyle bir aynadarlık ediyoruz. Bizim gölgemiz üzerinde onun nakışları okunuyor. Nasıl ki perde, sinema perdesi ne kadar düz mat olursa onun üzerindeki şekiller o kadar net çıkar. Eğer renkli, alacalı, bulacalı bir perde olsa, bir varlık iddiası olsa perdenin kendisi olarak, o iddianın yoğunluğu şiddetinde yansıtma görevini eksik yapar. Görünenlere renk karışır, şekil karışır, tam olarak yansımaz. O yüzden sinema perdelerinin veya başka perdelerin üzerinde bir görüntü yansıtılacak herhangi bir şeyin özelliği nedir? Mümkün mertebe az detaylı olması, mümkün mertebe yoksunluk içinde olması, düz olması, mat olması, sade olması gibi gibi şartları biz bu dünyada arıyoruz. La teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hakk'ın da uluhiyetinin şanı gereği olan şeyleri bizim üzerimizde tecelli ettirmesi için bizim sıfırlanmamız lazım. Sıfır olmamız zaten okutturuyor ve zaten sıfırız. Mahiyetimiz bu şekilde. Yani bizde uluhiyetten bir parça mı var? Haşa sümme haşa. Öyle bir şey yok. Sıfırlık var bizde. O sıfırlıktan dolayı bize bahşediliyor. Perdemizin matlığından dolayı, netliğinden dolayı, sadeliğinden dolayı üzerimizde tecelliler yoğunlaşıyor. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Hani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Kuddise Sürhü o meşhur kerametinde lezzeti şükür için isteme bahsi varsa, var ya hani diyor, ne zaman senin evladın da yaşlı kadına lezzeti şükür için isterse o da tavuk yesin diyor mesela. Şimdi eğer perdeyi sıfırladıysan sana bağışlar olur. Sıfırlama derecesine göre üzerindeki tecelliler yoğunlaşabilir. Allah dostlarının yaşadığı böyle kerametler, harika şeyler buradan bakınca çok acayip gözükmüyor. Çünkü adam kendini öyle sıfırlamış ki, öyle bir perde olmuş ki, matlaşmış ki, sadeleşmiş ki, bizim böyle hani ben var ya ben olmasam, benimle oluyor her şey gibi gibi içimizde hala sakladığımız o iddialardan adam öyle soyunmuş ki, o perde daha net tecelliler gösterebiliyor, gösteriyor. Cenab-ı Hak ona lütfediyor. Diğerlerinde olmayan nakışlar onda gözükebiliyor. Eğer bizde gözükmüyorsa biz perdemizin alacalı bulacalığına bakalım. Üzerindeki şekillere bakalım. Ya da üzerindeki arızalara bakalım. Ondan dolayı bu yansıma bizde onlarla eş düzeyde olmuyor. Kendi karanlık kötü perdeliğimize bakarak Allah dostlarının perdeliğine söz etmeyelim. Keramet haktır arkadaşlar. Biz Ehl-i Sünnet böyle inanıyoruz. Evet. Cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip, demek Allahu Ekber demek iki mesajı içeriyor. Bir, Cenab-ı Hakk'ın cemal, celal ve kemal ve kibriyası, bunlar ifade bulmuş oluyor Allahu Ekber, Allah en büyüktür demekle. İki, bir de bizim aczimiz ifadesini bulmuş oluyor. Allahu Ekber dediğimizde ne oluyor? Biz küçüğüz de demiş oluyoruz yani. Yani büyüklük sandığımız şeyler aslında büyüklük değil. Biz sıfırız, hiçiz, hiç demeyelim de sıfırız, noksanız, eksiyiz, vatedil vücuda kaymayalım durup dururken. Arızalıyız, problemliyiz. Bunların kabulü de neyle oluyor? Yine Allahu Ekber demekle oluyor. Allahu Ekber'i zikretmek insanın içini de düzeltiyor. Bak, dışımıza hem bir mesaj oluyor hem içimizi düzeltiyor. İnsan Allahu Ekber dediğinde dışarıya da bir mesaj vermiş oluyor. Bu bir kitap vardı. Şimdi kitabın. Mefistofaos. Onun bir devam metni mi ne varmış? Mustafa Özel Hoca bir kitabında anlatıyor bunu. Roman diliyle iktisat mıydı? Roman diliyle başka bir şey miydi? Roman diliyle serisi var onun da. Onlardan birisindeydi. Orada şeytan karakteri. Mefisto muydu şeytan karakteri, şimdi bunlar da aklıma gelmedi. Faust muydu yoksa şeytan karakter hangisiydi? Birisinden birisi şeytandı ama o mesela bir çan kulesi var, onu yıktırmaya çalışıyor. Diyor hani bana diyor sınırımı hatırlatıyor. Bana diyor hani yanlışlarımı hatırlatıyor gibi gibi bir ifade geçiyordu. Bir yazıda da kullandım ben ona da, şimdi aklıma gelmedi metnin tamamı.
Orada şöyle bir şey hissediyoruz. Mesela ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman da burada gelecek ezan bahsi, Ayyâlel Felâh gelecek. Ezan okunduğu zaman da insanoğlu şuurlu olsun, şuursuz olsun Allah'ın en büyük olduğunu hatırlamış oluyor. Bazıları ezanda takık. Niye uğraşıyorlar ezanla? Niye ezandan rahatsız oluyorlar? Herhangi bir ses gibi gelmiyor onlara o ezan sesi. Çünkü ezanın verdiği mesajı ruhları anlıyor, kalpleri anlıyor. Ve o mesajın hakikatini kabul etmek istemiyorlar. Öyle olduğunu hatırlamak istemiyorlar. Ondan rahatsız oluyorlar. Allah en büyüktür dediği zaman adam belki kendisini en büyük görüyor. İçindeki nefis ondan rahatsız oluyor. Enaniyeti rahatsız oluyor. O ses bana gelmesin, o mesaj bende işitilmesin. Allah bir diyor mesela ezanda. O bana ulaşmasın diyor ya. O bilgi bana ulaşmasın. Ben ne güzel gaflette yaşıyorum. Bunu hatırlamayayım tekrar. Diyor adam veya kadın. Allah öylelerinden olmaktan bizi korusun. Bak Allahu Ekber dediğimiz zaman kendi aczimizi hatırlıyoruz. Allah'ın büyüklüğünü hatırlıyoruz. Tazim. Allahu Ekber'de tazim de var. Bir saygı ifadesi Allahu Ekber. Bir hürmet ifadesi Allahu Ekber. Bak Allahu Ekber dediğin zaman hürmet de senin hayatına girmiş oluyor. Allah'a hürmet. Allah'a nasıl hürmet edilir? İşte hayatına sokmak istiyorsan Allahu Ekber bunun bir çeşidi. Allahu Ekber dediğin zaman bu hürmet dile geliyor. Tazim içinde bir acle rükûa gidip bak Allahu Ekber'le tazim oluyor. İki, rükû ile tazim oluyor. Kimin önünde eğiliriz biz? Kendimizden büyük bildiğimizin. Hani insanda eğilme şeyi kime karşıdır? Büyük bildiklerimize karşı. Mesela işte bak Kurtlar Vadisi'ni izleyenler hatırlarlar bizim kuşak. İşte Süleyman Çakır karakteri tombalacının elini öpmesi gerektiği zaman nasıl zorlanmıştı mesela. Onu kendisinden büyük görmüyor ya. Nasıl zor gelmişti veya başka bölümlerinde başka karakterler için de bu söylenebilir. Aklımıza yaklaştıracak bir örnek olduğu için andım. Eğer karşımızdakine hürmetimiz yoksa, onun büyüklüğünü görmüyorsak, düşünmüyorsak, öyle olduğunu sanmıyorsak, inanmıyorsak, eğilmekte de zorlanıyoruz ona karşı. Elini öpmek istemiyoruz, kaçmaya çalışıyoruz. Bayram ziyaretlerinde sevmediğimiz adamın elini öpmektense, yaşlılarda mesela, hürmetimiz yoksa kaçıyoruz, delik arıyoruz da denk gelmeyeyim de elini öpmeyeyim diye. Ama varsa hürmetimiz, saygımız, büyüklüğüne takdirimiz, hemen gidiyoruz, elini öpüyoruz, işte gocunmuyoruz, hatta zevk alıyoruz. Eğilmek ile hürmet arasında bir ilişki var. Birebir ilişki. Namazda da rükû var. Allah'a hürmeti hayatımıza sokuyor. Allahu Ekber ile beraber sokuyor üstelik. Rüküye gittiğimiz an hem eğiliyoruz hem Allahu Ekber diyoruz. Hürmet hayatımıza, ruhumuza girmiş oluyor. Bizi bir terbiye etmiş oluyor. Olduğumuz yere, olmamız gereken yere bizi çekmiş oluyor. Fabrika ayarlarımıza dönüyoruz tabiri caizse. Bir acle rükûa gidip mahviyet içinde, alçak gönüllülük de diyebiliriz mahviyeti. Burada ne diye verilmiş manası? Mahviyet, alçak gönüllülük diye verilmiş. Bilmiyorum acaba lügatlarda başka bir manası da var mıdır? Mahviyet içinde. Alçak gönüllülük deyince sanki gönlünü aşağı çekmişsin gibi. Olduğun yer aslında orası mahviyet. Olduğun yer ya. Doğru şekilde olduğun yer mahviyet halin senin zaten. Tevazu için mesela şöyle bir mana işitmiştim. Tevazu insanın olduğu şey anlamına geliyormuş. Affınıza sığınıyorum. Yani alçak gönüllülük dediğin zaman sen alçaltmışsın gibi. Tevazu ise zaten olduğun yeri ifade etmişsin gibi oluyormuş diye bir şeyler işitmiştim vaktiyle. Şimdi kaynağı da aklıma gelmedi. Siz kontrol edersiniz artık. Devam edelim. Bu paragrafı bitirelim. Dersimize son verelim. Çünkü vaktimizi de doldurduk. Kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir azle rükâ gidip mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Ya demek ki muhabbetin de farklı şeyleri var, tonları var. Buradaki bize lazım olan Allah'a karşı kullukta bize lazım olan hangisi? Mahviyet içinde bir muhabbet. Öyle eşitlerin muhabbeti değil, aşağının muhabbeti.
aşağıda olanın alan elin muhabbeti lazım bize. Yani kullukta para eden muhabbet, geçer akçe olan muhabbet böyle bir muhabbet. Mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Yine secdede burada aynı manaları, rükudaki manaları daha da fazlasıyla kendinde içeriyor. Çünkü biz mesela eğildiğimiz insan olur ama hadi elini öptük falan. Secde etmek bir Müslüman için mesela Allah'tan başkası mümkün değil yani. Hadi ötekine birazcık eğildik falan, saygı icabı başımızı eğdik, eyvallah dedik falan. Ama secde etmek dediğin zaman bizde iş değişir. Ama Çinlilerde falan bakıyoruz filmlerde, onlarda insana secde var. Böyle imparatorlarına, ustalarına falan hemen secdeye kapanıyorlar. Müslümana çok ters gelen bir şey. Japonlar mesela çok eğiliyor. Saygıdan onların saygı ifadesi ama bize yine acayip gelen bir şey. Müslümanlarda öyle yok. Çünkü o hareketler bizde Allah'a hürmeti hatırlatan şeyler. O yüzden bizim eğilmemiz bile o kadar çok olmuyor. Ancak böyle hakikaten büyüklüğünü takdir ettiğimiz kimselere karşı bir mahviyet hissediyoruz. Diyelim burada ara verelim. Çok ilerlemedik, bir paragrafçık ilerleyebildik. Sonra o gani-i mutlakın dediğimiz yerden devam edeceğiz inşallah bir dahaki derste. Ömrümüz oldukça, Cenab-ı Hak bize fırsat verdikçe, lütuf ve bağışta bulundukça, bu manaları kendi ismi şerifini bir bahş olarak, bir hediye olarak dilimize koydukça biz de zikretmekten geri durmayacağız inşallah. Cenab-ı Hak hayatımızı, ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı, zamanımızı ihlas etemle onun rızasında geçirmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki derste yine bu manalarla meşgul olmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.